Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DLC 21 videosuyla karşınızdayız. 13. klasmandan devam edeceğiz ama bu oyuncularla devam edeceğiz. Tekrardan belki bu maçı bitirdikten sonra milli oyuncularla sahaya geçebiliriz. Yani bu oyuncularla da oynamayı gerçekten çok özlemişim. Az kadromla oynamayı özlemişim. Az kadro gerçekten güzel bir şekilde az kadromuzla da zaten ilerliyoruz. Atletico Mineiro, YouTube, Yunus Emre, evet. YouTube. Brezilya! Sambacı tangacı geldi. Sambacılara burada yer yok. Sambacılara hemen inelim. Sahası aslında çok güzelmiş. Sahasını çok beğendim. Sahasını çok güzel yapmış. Gerçekten sahası harika, harikulade bir saha. Tam Brezilya sahası, tam futbol sahası. Vay 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 vay, Brezilya'nın sahaları mükemmel olurdu. Aynı bunu. Ne yapıyorsun Anisson? Eline almayacağız bu zaten. Oha ya. Atma oraya ya. Otomatik atıyor ya pasta be. Sinir buluyor. Oraya atamazsın kardeş. Lan bak, ah, oyun hatası. Oyun hatasından yararlanan rakiplerimiz işte bunlar. Oyun hatasından yararlanıyor ve bize gol atıyor. Bir topu düzelt artık ya. Bir topu düzeltin artık ama ya. Alexander Arnold, Jordi Alba. Jordi Alba'nın bası Neymar'a. Neymar. Neymar. Yapmayın. Yapmayın. Alexander Arnold, Neymar, Messi'ye verdi pasını. Messi gidiyor. Messi'nin pası. Ronaldo, Neymar. Yine Hazard. Nereye atıyorsun? Taça çıkacak o top. Mane, oraya mı atacaksın? Evet. Yine attı ya. Yine attı ya. Yine alamadık o topu ya. Aa, yetti ama artık. O topu almam lazım benim. Yine pozisyonunu bozdum. Sakin ol diyor böylesi. O kadar sakin ol. Bak. Şu oyunun tasına bıktım artık ya. Bıktım ya. Bıktım. Bıktım. Şu oyun hatasından bıktım. Bıktım şu oyun hatasından. Bıktım ya. Bıktım ya. Bıktım. 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 Hemen aldık o topu. Kasma oyun. Messi. Varan, bitirme hocam. Çok kötü oynuyoruz. Çok kötü oynuyoruz. Çok kötü. Çok çok. Acayip kötü oynuyoruz. Atletico Mineiro. Atletico Mineiro'ya karşı oynuyoruz. De Bruyne, Ronaldo geldi, Neymar. De Bruyne orada baskıyı yapıyor. Ronaldo. Şöyle bir şey yok ya. Adamın önüne nasıl düşüyor o top? Messi, Neymar. Neymar Ronaldo'nun önüne. Mane. De Bruyne'a verdi. Orada topa yetişecekti. Ondan vurdum zaten şutunu. Jordi Alba verdi basını. Ronaldo, Neymar. Messi, Neymar. Neymar, Messi'ye gelmedi o top. O üçlü iyi pasla yapıyor orada ama bir devamını getiremedik. Neymar, Ronaldo'nun önüne. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo ve 1-1. Artık 1-1'i bulduk. Ronaldo'nun golü geldi.
Ve tekrar maç devam ediyor. Burada De Bruyne var. Hemen ona da dikkat etmek lazım. Neymar. Neymar'ın pası. Lionel Messi'ye. Messi. Alexander Arnold. Alexander Arnold yapma bunu. Van Dijk. Araya koydu. Neymar. Ronaldo. Neymar. Messi'yi gördük orada. Lionel Messi. Harika bir pas. Lionel Messi. 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 Ve 2-1. Adam hak ettiği maçı şu an yeniliyor. Doğruyu söylemek gerekirse adam hak ettiği maçı şu an yeniliyor gerçekten. Ama bizim de oradaki üçlü iyi pas yaptı. İşte futbol böyle bir şey aslında. Gerçekten hak ettiğiniz zaman yenilirsiniz. Hak etmediğiniz zaman kazanırsınız. Çok değişik bir oyun. Ve burada da zaten futbolun gerçekten çok farklı bir oyun olduğu ortaya çıkıyor. Ve şu an 2-1 öndeyiz. Her şey olabilir. Bu yüzden rakibe dikkat etmek lazım. Bakın. Şundan bahsediyorum ben. Şöyle gök bıçaklarına hemen geri savurtucu bir hareket yapmamız lazım. Kylian Mbappe'ye dikkat. Lionel Messi kullanacak. Dikkat. Nerede kullanacak? Herkesi aşan bir top oldu bu. Varan. Neymar alırım onu. Paul Dybala. Neymar Ramos'un önüne geldi top. Messi, De Bruyne, Haaland, Erling Haaland, Eden Hazard, Eden Hazard. Varan, Messi, Neymar'a. Neymar ve maç bitiyor. 2-1 kazanıyoruz. İlginç bir maçta 2-1 kazanıyoruz. Messi maçın adamı oluyor. Hak ettikleri maçı kaybediyorlar. Doğruyu söylemek gerekirse maçı sonuna kadar hak ettiler ama kaybettiler. Ozan Kabak, Mevlüt Demiroğlu hemen alalım. Hemen milli oyuncularla saha düzenine geçelim. Milli oyuncularımızı alalım. Milli oyuncularla şov yapmaya devam edelim. Milli takımımıza çıkıyoruz. Forvetimize de Cenk Tosun'u koyduk mu bu iş tamamdır diyoruz. Ve tekrardan maça giriyoruz. Şimdi 13. klasmandaki rakibimiz kim? Olympiakos. Yunanistan mı geldi? Yunanistan geldiyse var ya saldırır. Rinna 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 nain tan tan nan 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 nan. Şimdi rakibimiz Yunanistan. Şimdi burada bir kendimi ne yapıyorsun? Dakika bir gol bir lan. Konsantre olacaktık. Neyse sonradan 3 tane aslanımızı biz sahaya süreriz. Sizleri zaten yenilmeyiz biz. Onu nasıl kaçırdım ben? Ya sakin oyna ya. Net pozisyonu kaçırdık ya. Oh, 9,9'a para oyuncu mu satılmış? Yunanistan'a karşı oynuyoruz. Ya pozisyon bulduk atamadık ya. Yani net pozisyonları atacaksınız. Net pozisyonları atacaksınız ya. Keşke şut çekseydim. Pozisyonlarda şut çekmek daha mantıklı. Şurada mani... Ya hocam topa. Ya topa müdahale ya. Yürü git. Hakem.
Biz de biliyoruz top oynamayı. Gereksiz bir gökkuşağı çektik ama. Ama olmadı bu ya. Ulan net pozisyonları kaçırmayın ya. Var ya, full oyun bizim hakimiyetimizde şu an. Yani sadece önlerine gelen pozisyonu değerlendirdiler, golü attılar. Bu maçı almamız lazım. Biri yakaladık. Hak ettiğimiz o çalıyoruz. Skor 1-1 oldu. Biraz daha sakin, biraz daha odaklan ve 2-1'i yakala. Hemen 2-1'i yakalayalım. Kasma lan. Ne oldu bir anda? Kasma lan, kasma. Kasma. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Vallahi bak. Çok fena sinirlendim. Şarjım az diye. Orada Cenk Tosun'a attık sopası. Korner. Olmadı. Ya. Yürü gidin ya. 90 dakikanın sonu mu? Uzatmalar mı oldu? Oo, uzatmalar da var. Ya hak ettiğimiz maç ya. Ya sonuna kadar hak ettik. Kaç tane şutumuz var bizim? Çık hocam, çık çık. Yapmayın, yapmayın, yapmayın. Yapmayın, yapmayın. Allah rızası için yapmayın bak. Ya o kadar pozisyonumuz var. Onları attırmayın. Gol. Şunları attırmak istemiyorum golü. Ya bak, kornerleri de fena kullanıyor ha. Fena kullanıyor bak. Bak yapma. Şşt, alo. Cengiz Ünder. Cengiz. Cengiz. Cengiz Ünder. Ya nasıl atamıyorsun Cenk? İşte bu be. İşte 2-1 öne geçiyoruz. Yunanistan karşısında 2-1 öne geçiyoruz. Milli takımımızla Yunanistan'a karşı 2-1 öne geçiyoruz. So we're back underway.
İlk yarı bitti. Haydi aslanlarım. Haydi kaplanlarım benim. Haydi. Haydi yavru kurtlarım benim. Yavru kurt bunlar. Bozkurtlar. Haydi. Ne yapıyorsun? Kaç saatten taktik mi ayarlayacaksın? Tik 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 taktik mi yapacaksın? Santra benden başlıyor. Benden. Ondan başlamıştı. He? Evet. Resmen adama veriyorsun. Resmen adama veriyorsun. Elim terledi. Ya şurada yapılacak hareket mi ya? Ben niye atıyorum oraya? Ayağında tutsana topu. Bu arada bir dakika. Defansif. Bak defansif olun bak çocuklar. Defansif olun, defansif. Yemeyin gol. Son dakika hiç yemek istemiyorum gol. Yemek istemiyorum Allah rızası için ya. Ya attım ben şunu kornerleri. İşte bu. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Türkiye. Amilli takım Türkiye. 2-1 kazanıyor. Olympiakos'a karşı kazanıyor. Ve 2-1 kazanıyoruz. Uzatmalarda kazanıyoruz. Ama bunun öncesinde bizim o kadar net pozisyonlarımız var ki. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıdaki pozisyonlarımız yani gerçekten mükemmel bir maçtı. İzlenmeye değer bir maçtı. Ve burada Yunanistanlı rakibi 2-1 yenmeyi başardık. Kadromuz milli takımda. Hiçbir değişiklik yapmadan A milli takımla milli takımımızla 2-1 yendik. Belki videoda konuşmamış olabilirim. Bazı yerlerde konuşmuş olabilirim. Biraz bu maçta çok ciddi bir şekilde konsantre oldum. Ve gerçekten de güzel bir galibiyet aldık. 2-1 kazandık. Bugünlük videomuzun sonunu böyle getirelim. Böyle güzel bir sonuçla getirelim. Bugün gerçekten mükemmel bir karşılaşmaydı. Güzel bir karşılaşmaydı. Ve Yunanlı rakibi yenmeyi başarıyoruz. Ve 13. klasmanda da şampiyon olmaya çok yakınız. Bu yüzden şampiyon olmaya yakın olduğumuz için de ben 20 diyorum. Siyah kadroyla çıkacağım ve orada da şampiyon olacağız. Klasman şampiyonu olacağız. Gerçekten güzel bir maç yaptık ve milli takımımız ve Deniz Mehmet kurtarışlarıyla da güzel işleri imza attı kornerlerde. Ciddi kurtarışları imza attığını söyleyebiliriz. Deniz Mehmet'in de çok iyi bir kalecilik yaptı. Öncesinde aslında çok da iyi bir kaleci olduğunu söyleyemeyiz ama bu maç gerçekten o da gaza geldi ve yıldızlaştı. Harika bir maçtı ve bugünlük şimdilik bizden bu kadar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.